أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kanal 3 ekranlarında yine Tefekkür İklimi programında birlikteyiz. Kanal 3 ekranları vasıtasıyla hanelerini, gönül hanelerini açmış olarak birlikte buradan oluşacak nuru yaşamaya gayret edeceğimiz sevgili gönül dostları. Rabbim bu gecemizi, bu programımızı ve ömrümüzü hayırlarla, rahmetlerle, bereketlerle dolduruverir inşallah Teala. Bilvesiyle bu rahmete ulaşmış bir halde Rabbimize kavuşmayı da nasip ediverir inşallah Teala. Evet sevgili dostlar, gene bugün birbirinden güzel dostlarla birlikte bu geceyi ifa etmeye çalışacağız. Bugünümüzün gene konukları sevgili Ömer Döngeloğlu hocamız, Dursun Ali Erzincanlı ağabey ve Veysel Yüksel hocamız. Sözlerin en güzeli olan insanlara hidayet kaynağı ve kurtuluş kaynağı olarak gönderilmiş olan Kur'an-ı Kerim tilavetinin kurtuluşumuza vesile olması dileğiyle Veysel hocamızdan tilavetini alıyoruz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقى قاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتب أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم.
Azim olan Allah ne güzel, ne doğru söyledi. Rabbim inşallah Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla okuyabilmeyi, okuduğumuzu anlayabilmeyi, anladığımızda da amel edebilmeyi bizim için nasip ediverir, hayırlı eyleyiverir ve çok bu olayı kolaylaştırıverir inşallah. Evet sevgili dostlar, bugün yine Asr-ı Saadet'ten, Asr-ı Saadet'i günümüze en güzel dilleri ve naatlarıyla, sohbetleriyle anlatan sevgili dostlarla birlikteyiz. Hocalarım, sevgili ağabeyim, hoş geldiniz. Allah razı olsun. Hoş bulduk. Geçenki programımızda, birlikte olduğumuz programımızda Allah Resulü'nün sevgisi, ashabının ona bağlılıkları, analarından, babalarından, nefislerinden daha çok Resulullah'ı sevmenin hakikatini birlikte tefekkür etmiş, idraklerimizi onların sevgisinin ve muhabbetinin nasıl olduğu yönünde açmaya çalışmıştık. Açalım ki bizim de ne idraklerimiz Resulullah sevgisini hakkıyla idrak edebilsin. İdrak edebilsin ki Resulullah'a tabiliğimiz Allah'a tabilik gibi olup bu dünyadan hidayete, rahmete ulaşmış olarak göçebilmeyi de nasip eder tefekkürünü gerçekleştirmiştik. Sevgili hocam, Allah Resulü'nün etrafında gencecik fidanlar vardı. Bizler genellikle sahabe-i kiram dediğimizde pirifani, yaşlanmış, böyle Resulullah'ın etrafında böyle el pençe divan duran, yani hepimiz için söylemiyorum da genel bir kanı olarak toplumumuzda Allah Resulü'nün böyle hep peşinde duran, mescidinde duran zannettiğimiz, belki de zanlarımız bunların örtüleri, bir portre hayal ediyoruz, zannediyoruz belki de. Ama Allah Resulü'nün etrafında öyle gencecikler vardı ki, Allah Resulü onlara da öyle görevler vermişti ki, asrın görevlerini yapmış, Resulullah'ın işini kolaylaştırmış, Resulullah'la birlikte yürümüş, savaşa gitmiş, hatta savaşa gitmek için kendisini büyük göstermeye çalışmış. Yani Allah'ı ve Resulünü o yaşlarda, biz şimdi çocuklarımıza askerlik çağına gelmiş belki çocuk olarak görüyoruz hala. Halbuki Allah Resulü ufacıcık yaşlarda öyle görevlerle onları yüceltmiş, öyle bir ahlakı onlara motive ve yön göstermiş ki bu gençleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asrın gençleri olarak yetiştirmiş. İşte bu gençlerden asr-ı saadette Resulullah'ın etrafındaki gençlerden bahsedelim ki ashab-ı ikramın gençlerini de anlamayı, onların bugün rol model olarak bugünkü gençlerimize, bizlere anne baba olarak çocuklarımıza nasıl bir tavır, ahlak-ı Muhammediye'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gösterdiği vizyonu gençlerimize gösterebilelim ki bugün biz o asr-ı saadetin esintilerini birlikte yaşayalım. Hangi böyle bu örnekleri nasıl sıralayabiliriz? Allah razı olsun. Evet, genç sahabiler, Allah insan ömrünü, daha doğrusu dünyadaki her şey değişim halinde. Her yeni eskiyor, her güzel çirkinleşiyor, her taze bayatlıyor, her gelen gidiyor. Yaz, mevsim, kış birbirini kovalıyor. Gece gündüzün ardında koşuyor, gündüz gecenin ardında koşuyor. Ömür de öyle. Çocukluk çağları, anne karnına düşmüş diyoruz, ana rahmine. Anne karnı bile denmezdi, ana rahmi denirdi. Rahim, merhamet demektir. Annenin merhametine teslim edildi. Allah, evladı. Sonra doğuyor, bebek diyoruz. Sonra çocuk diyoruz. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki, çocuklarınız dünyaya geldiğinde onlar bebekken onlarla oynayın diyor. Yatın, yuvarlanın, tavşan olun, at olun, sırtınıza binsin. Peygamberimiz yapmış bunları. Ondan sonra Hasan'ın mesela atı olmuş Resulullah. Yerde at gibi emeklemiş. Hazreti Ebu Bekir de görünce gülmüş. Ne gülüyorsun ey Ebu Bekir deyince, ya Resulullah demiş, ayıp olmasın diye. Çok da nezaket sahibi. Şu Hasan'a bak demiş, ne şanslı bu demiş. Yeryüzünün en kıymetli bineğine binmiş demiş. Efendimiz'den için. Allah Resulü de diyor ki sen biliyor musun o binek de yeryüzünün en güzel çocuğunu sırtında taşıyor. Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Ali çocukların bebeklik çağında oynayın diyor.
Çocukken konuşun diyor. Çocuklar meraklı olur. Çocuk dediğimiz çağ 7-8 yaş, mümeyyiz. Konuşun onlarla diyor. Merak ettiklerini sorsun, çocuk içine atmasın. Onlarla konuşun. Onlar buluğa erince onlarla istişare edin diyor. Akıl danışın onlara diyor. Yani kız çocuğu 9-10 yaşında, belki 11-12 yaşında. Erkek çocuğu da 12-13 yaşında. Bunlara akıl danışın diyor Hazreti Ali. Gençlik bizim dikkatimizi Kur'an'da Ashab-ı Kehf'te çekilmiş. Kehf suresinde o Ashab-ı Kehf'in genç çocuklar olduğunu ayet söylüyor, Kur'an söylüyor. Onlar gençlerdiler diyor ayet-i kerime. Şimdi peki Allah yolunda Dakyanus denilen bir kafir zalimin ülkesinden kaçıp tertemiz bir din yaşamak, İslam'ı yaşamak için. Çünkü bütün zamanların dini İslam'dır. İnne dîne indallâhil İslam. Hazreti İsa da İslam'ın peygamberiydi. Hazreti Muhammed de İslam'ın peygamberi. Hazreti Adem de ve bütün peygamberler. İnsanlar onlara farklı isimler taktılar. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin, Resulullah'ın gençlerine baktığımızda Ashab-ı Kehf'in gençliğine dikkat çekmesi Allah'ın, demek ki gençliğin önemli bir yeri var. Yani Allah onların genç oluşunu bize niye söylesin? Bizim ne işimize yarar bu bilgi? Yani din için mücadele eden müminler dese yetmiyor mu yani? Onların yaşlarını bize niye hatırlatıyor Allah? Bence burada tefekkür ettiğimizde, işte sizin programınızın da ismine uygun olan detaylı düşündüğümüzde şu çıkıyor ortaya. Gençlik çağı insanoğlunun ömründe hesapsız kitapsız, gözü kara, en samimi karar aldığı çağdır. Biraz yaşlanınca, evlenince çoluk çocuk korkusuna bazı şeyleri söyleyemeyebilir insan. Partide yerimden olurum mu diye, aklımda soruşturma açılır mı diye korkabilir insan. Ya ben döverlerse diyebilir insan. Ama gençken 10 kişinin içine dalar bir adam. Arkayı önü çok hesap etmez. Onun için milletimiz de delikanlı demiş gençlere. Hazreti Peygamber'in yanındakilerin, ilk iman edenlerin büyük çoğunluğu gençlerdiler. Hazreti Bilal-i Habeşi daha 20 yaşında yok. Hazreti Ali 9 yaşında, 10 yaşında. Ya da Hazreti Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh 14 yaşında. Zübeyir bin Avvam, Sa'd bin Ebi Vakkas, bunlar cennetle müjdelenmiş insanlar. Hazreti Peygamber'in yanına gelip Müslüman olduklarında 16-17 yaşında. Hazreti Ömer Efendimiz daha 30 yaşında yok. Mus'ab bin Umeyr 27 yaşında Müslüman olmuş. Hazreti Ebu Bekir 38 yaşında Müslüman olmuş. Yani Resulullah'ın yanındaki insanların büyük çoğunluğu gençler, köleler ve kadınlar. Peygamberimiz aleyhisselama gönül verenlerden aklımda çok böyle beni de etkileyen Abdullah el-Müzeni Hazretleri var. Medinelidir. Medine'nin köylerinden birinde babası ölmüş. Babasının malını mülkünü amcası el koymuş. Buna da Müslüman olduğu için eziyet eden, bunu hapsetmiş, Muhammed'e gitmesin, atalarının dinini terk etmesin diye buna eziyet ediyor. Abdullah el-Müzeni Hazretleri bir yolunu buluyor, kaçıyor bir gün. Ve kaçıyor ama üstünde başında elbisesi yok. Hemen o çıktığı evin artık ambarında mı, bodrumunda mı, kilerinde mi bir çuval gibi bir çul buluyor, onu iki parça yapıyor. Bir tarafını altına peştemal gibi sarıyor. Bir parçasını da sırtına şal gibi atıyor. Başka bir şeyi yok. Medine'ye yaklaşık 30-40 kilometre köyleri. Yani bir gün boyunca aç susuz yürüye geliyor. Allah Resulü'nün namaz vakti mescide geleceğini bildiği için mescide namaz vakti geliyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidine girdiğinde herkesin üstünde başında elbise var. Bu dediğim şekilde biri girse hepimizin dikkatini çeker. Sahabenin de dikkatini çekiyor. Herkes ona böyle tuhaf,
şaşkınlık içinde. Kim bu? Biz hiç tanımıyoruz bu genç. Kim bu delikanlı? 17, 18'inde belki diye şaşkın şaşkın meraklı gözlerle bakınca utanıyor çocuk. O utanınca Allah Resulü hoş geldin Zülbicadeyn diyor. Ya. Zülbicadeyn iki parça çullu adam demek. İki çul sahibi. İki parça kumaşı olan adam demek. Zülbicadeyn ismi öyle hoşuna gidiyor ki aynı Ebu Hureyre Hazretlerine ya. Kedicik babası demesi gibi. Asıl adı Abdurrahman'dır Ebu Hureyre Hazretlerinin. Ve Hazreti Zülbicadeyn koşuyor Resulullah'ın huzuruna. Sana geldim ya Resulallah diyor. Hazreti Peygamber aleyhisselam adın ne senin diyor. Tanışırdı Resulullah. Abdullah diyor. Aslında bazı rivayetlerde de onun adının Abdullah olmadığını ama Resulullah bundan sonra adın Abdullah olsun diyor. Nereden geldin diyor. Müzen kabilesinden. El Müzeni oradan geliyor. Müzen diyarından. Bu delikanlı Peygamberimiz Aleyhisselam'ın mescidinde çok sevilen, kimsesiz, gariban, herkesin merhamet ettiği, insanların onu doyurduğu bilinen biri Peygamberimiz ilgi gösterdiği için. Tebük Harbi'ne giderken Hazreti Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh diyor ki, Hazreti Ömer Efendimiz'de de aynı rivayet var. Bir gece diyor kazma kürek sesleri duydum gece diyor. Yolculuk Medine'ye 720 kilometre Tebük. Uzun bir yol. Abdullah el-Müzenni de o ordunun içinde. Düşünsenize Ebu Zer Hazretleri tereddüt geçiriyor. Bir gün sonra yola çıkıyor. Orduyla beraber çıkamıyor. Bir gün sonra pişman oluyor yaptığına. Ka'b bin Malik, Hilal bin Ümeyye ve Mürare radıyallahu anhum onlar gelemiyorlar. Yani yol uzun diyorlar, hava sıcak, hurmalar dallarında olgunlaşıyor. İmtihan zor. Abdullah el-Müzeni ordunun içinde bir kazma kürek sesleri duydum diyor. Ve ya ne yapıyorlar hani yol, daha gelmedik savaşacağımız yere. Bu kazma kürek sesleri ne? Kalktım baktım diyor. Birkaç kişi gece karanlığında peygamberimiz de var. Bir mezar kazıyorlar. Mezar kazdıkları yerin yanında bir cenaze var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mezar kazma bitince mezara iniyor. Abdullah el-Müzeni'yi bana verin diyor. Mezarın üstündekiler peygamberimize uzatıyorlar Abdullah el-Müzeni'yi kefenlenmiş, namazı kılınmış, mezara konuyor. Resulullah mezarına koyuyor onu. Sonra Allah Resulü onu yerleştirip üstüne toprak atıldıktan sonra şöyle Allah'a dua ediyor. Ya Rabbi bu kimi kimsesi olmayan Abdullah el-Müzeni'dir. Allah'ım bu her şeyini terk edip sana, Allah'a ve Resulüne hicret etmiş bir garip iman etmiş kardeşimdir. Ona cennetin yüksek derecelerini ver ya Rabbi diyor. Hazreti Abdurrahman bin Avf diyor ki keşke diyor o mezara giren ölü ben olaydım diyor. Yani Abdullah el-Müzeni'nin yerine o kabre şimdi giren keşke ben olsam. Ne güzel dua. Biz Resulullah'ın duasıyla gidebilecek miyiz acaba? Çünkü birçok sahabi peygamberimizden sonraya kaldığı için bu dua onlar için çok anlamlıydı. Peygamberin böyle gençleri vardı. Resulullah vefalı bir insandı. Gece karanlığında bile olsa onun cenazesini bizzat kendi yerleştiriyor mezarına ve namazını kıldırıyor. Allah Resulü'nün mesela Hazreti Ali hicrette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hicret ederken ölüm döşeğine yatağına giriyor. O yatağa girdiğinde Hazreti Ali daha 22-23 yaşında. Hocam Hazreti Ali'yi programımızın diğer bölümlerine anlatalım. Veysel Hocam'dan bir güzel ilahi bir dinleyelim. Evet. Sonra Hazreti Ali'yi Dursun Ali abinin naatından sonra da inşallah gençlere anlatalım. Ey benim sultanım özüm, hicranım çok gülmez yüzüm. Yakup oldum
ağlar gözüm, çağırırım ey dost seni. Yakup oldum, ağlar gözüm, çağırırım ey dost seni. Şimdi cismimden cüdayım, kurban canım ben fedayım. Yusuf gibi kuyudayım, çağırırım ey dost seni. Yusuf gibi kuyudayım, çağırırım ey dost seni. Gezinirim otağında, ateş yanar bu bağrımda. Musa ile Tur dağında çağırırım ey dost seni. Musa ile Tur dağında çağırırım ey dost seni. Yüzüm gülmez bu dünyada, kaldım artık ben sınada. Hüseyin'imle Kerbela'da çağırırım ey dost seni. Hüseyin'imle Kerbela'da çağırırım ey dost seni. Rabbim hakiki dost edinenlerden eyliverir kendine bizleri inşallah Teala. Evet sevgili dostlar, kısa bir aradan sonra asr-ı saadeti ve ashabı anlatan naatlarıyla Dursun Ali Erzincan Nabi'yi kısa bir aradan sonra dinleyeceğiz inşallah. Selam sana nazı nebi, selam sana göz bebeği, Mevla'nın kudretiyle selam. Selam sana nuri dilara, selam sana hak habibi, Rahman'ın kudretiyle selam. Selam sana andelib-i zişan, selam sana Muhammed'i, Cebrail'in yüreğiyle selam. İbrahimce selam sana, Rahimce selam sana, Gafurca selam.
selam sana ey yetimler padişahı. Selam sana Ahmedi nefesli yar, Eyyubca selam. Selam sana ya Nebi Allah, selam sana ya Habib Allah, selam sana ya Resulallah. Ya Resulallah, sen sevmek için istenen, can dudakta istenen sevda ikliminin en güzel mevsiminin en güzel çiçeğisin. Cemre gibi düştün kainatın kışına. Bahar senin elinde doğdu. Senin elinle indi toprağa. Öyle bir sevildin ki candan aziz bilerek uğruna can verildi. Ama bu ölüm değildi. Adını bir kez anan, bir kez gönülden anan rahmetin nur kaynağı gözlerinde dirildi. Şimdi biz de seni anıyoruz. Mevlamızın yeminleriyle anıyoruz seni. Ey Faran dağlarında açan sevgili, fecre, on geceye, her şeyin çiftine ve tekine, akşamın alaca karanlığına, kararıp bürüdüğü zaman geceye, açılıp aydınlattığı zaman gündüze andolsun ki, sen olunca sitem yok, serzeniş yok, eyvah yok. Alemlere ambersin, ondan başka ilah yok. Sen en son peygambersin. Beni ilk öksüz oluşun vurdu. Yetim kalışın yaraladı önce. Elden ele dolaşmıştın. Herkesin göz bebeğiydi. Ama mahzun, ama kederli. Bir yanın arşa kadar azamet. Bir yanın ürkek. Mekke akşamları yanar verdiğin her nefeste. Ve gökten inen bir sesle Allah korumasını alır. Senin derdin Allah'tır. Hüznün, kederin Allah. Senin dostun Allah'tır. Sana en yakın Allah. Biz seni göremedik ya Resulallah. Uhud dağını seyrettik Okçular Tepesi'nden bir sabah. Bir Medine sabahında Uhud'u seyrettik. Seni göremedik. Ebu Ubeyde bin Cerrah sanki oradaydı. Sanki mübarek yüzüne batan miğfer halkalarını dişleriyle sökmek için nefes nefeseydi. Kalbi yerinden fırlayacakmış gibiydi. Seni öyle seviyordu ki tenine bir dikenin batması bile o kalbi durdururdu. Biz seni göremedik ya Resulallah. Uhud'u gördük bir sabah. Malik bin Sinan olamadık. Mübarek kanının kanına karıştı. Malik bin Sinan sanki oradaydı. Ve inemedik Okçular Tepesi'nden. Sanki sen inin demeden inersek, Uhud tekrar cehenneme döner. Ey Faran dağlarında açan sevgili, güneşe ve onun ışığına, ardından gelmekte olan aya, onu ortaya koyan gündüze, onu bürüyen geceye, göğe ve onu meydana koyana, yere ve onu yayana andolsun ki, sen olunca sitem yok, serzeniş yok, eyvah yok. Alemlere ambersin, ondan başka ilah yok. Sen en son peygambersin. Vazgeçtik seni hep ötelerde aramaktan. Seni yüzyıllar öncesine hapsetmekten vazgeçtik. Mesafelerden usandık ya Resulallah. Sana sesleniyoruz. Seslenince yanımızdasın. Buradasın. Biz günahkarız ama sen günahkarların umudusun.
Mescid-i Nebevi'de gördük. Mübarek sözlerinden birini süsleyip duvara asmışlar. Benim şefaatim ümmetimden büyük günahları olanlar için buyurmuşsun. İçimizde her şey üşür. Dua üşür, yağmur üşür. Üşür melekler. Isıtırsan bir sen ısıtırsın. Medine'ye akan nur gibi ak kalbimize. Ey Banu Cihan, yorgunuz, güçsüzüz, çaresiziz. Yüreğimizi koşturduk sana doğru. Çatlarcasına koşturduk. Kimseye hakkımız yok. Huzurunda sana ait çiçekleri dava etmeyiz. Selamımızı kabul et ya Resulallah. Selamımızı kabul et ya Resulallah. Selamımızı kabul et. Ya Resulallah diyelim. Senin derdin Allah'tı, hüznün Allah, kederin Allah, dostun Allah, yakinin Allah. Allah dostuna bizi dost eyler inşallah Teala. Allah razı olsun sevgili abim, güzel bir naatla bu mübarek cuma gecesinde gönüllerimizi neşelendirdiniz. Evet sevgili hocam, sohbetimize kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Hazreti Ali radıyallahu anh'ı anlatıyorduk. Onun gençliğini, onun hicretteki büyük iman ve teslimiyetinde kalmıştık sevgili hocam. Evet. Hepimize de örnektir tabii. Hazreti Ali Efendimizin o fedakarlığı, Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz'e hicret izni verdiğinde Resulullah Efendimiz Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in evine daha gitmeden Hazreti Ali Efendimiz'e dedi ki, ey Ali, bu akşam benim yatağımda sen yatacaksın dedi. Kaç yaşındaydı hocam Ali? 22-23 yaşlarında Hazreti Ali hicret esnasında. Peygamber Efendimiz vefat ederken de 33 yaşındaydı Hazreti Ali. Daha bekardı. Çünkü Medine'de hicretin ikinci senesi evlenecekler Hazreti Fatıma annemizle. Hazreti Ali Efendimiz'e ilk söyledi Resulullah hicretin ilk ışığını. Kafirlerin onu öldürmek için Darun Nedve'de plan yaptıklarında, bugün bu işi bitirelim çünkü hep gidiyor Müslümanlar Medine'ye, Yesrib'e. Yesrib o zamanki adı Medine'nin. 10'ar 15'er kişi eksiliyorlar. İyice hiç Müslüman kalmadı gibi bir şey. Çok yaşlılar, köleler, böyle zor durumda olanların dışında herkes gitmiş. Anladılar ki Hazreti Muhammed de gidecek. Öldürme kararı aldılar Darun Nedve'de, Kabe'nin avlusunda. Altın oluğun karşısında Abdullah bin Cüda'nın evi vardı. Hemen böyle şimdi Kabe'nin avlusunda kaldı o ev. Orada Darun Nedve'ydi. Ve orada karar aldılar. Allah onların aldığı kararı ve mekeru ve mekerallah vallahu hayrul makirin ayetiyle haber verdi. Efendimizin bak öldürülme kararı alındığında kendi canına bedel Resulullah istese sülalesinden olmayan bir başka Müslümanı da yatırabilir. Mesela dese ki Hazreti Bilal-i Habeşi'ye, zaten Habeşli köleydi, İslam sayesinde hürriyetine kavuştu. Yatağıma sen yatacaksın dese, Bilal'i göndermese Efendimiz'i, Bilal-i Habeşi o da yatardı peygamberin yatağına. Ama Allah Resulü İslam davası için bir kurban lazımsa bizim evden olsun diyor. Kendi ailesinden, akrabasından birine söylüyor. Sen yat diyor. Yoksa Hazreti Peygamber hangi sahabe efendimize söylese Allah onu koruyacak. O müjde var. Allah Resulü'nün ölüm döşeğine, peygamberin canına kendi canını kefaret kıldı. Hazreti Ali peygamberin gençlerinin göz bebeğidir. Ve o yatağa 22 yaşında yattı. Bugün 22 yaşındaki çocuğu biz nargile kafelerden içeri sokamıyoruz. Ya. Allah bütün ümmetin gençlerine şuur nasip eylesin. Güzel ahlak lütfeylesin. Değerli kardeşler, Hazreti Peygamber'in meclisinde mesela 17 yaşında Müslüman olmuş Zinnire annemiz.
Hazreti Ömer'in kölesi olan Müslüman değilken Lübeyne annemiz, daha 17 yaşında. Bu isimler çok da kullanılmıyor memleketimizde. Zinnire, Lübeyne, mesela Ümmü Mihcen annemiz var. Peygamber mescidini devamlı süpüren Ümmü Mihcen. Hazreti Lübeyne mesela, Hazreti Ömer diyor ki Mekke'nin fethinde ağlıyor, evini tarumar etmişler hicretten sonra. Peygamberimizle beraber hicret edince Hazreti Ömer, öfkelerinden Ömer'in evini taşlamışlar, zarar vermişler. Hazreti Ömer evin önüne gelip bakıyor, harabe halinde, kimse yok. Hazreti Ömer ağlamaya başlıyor. Diyorlar ki evini bu hale getirdikleri için mi ağlıyorsun? Yok diyor. Bu evde diyor Müslüman değilken diyor benden önce Müslüman olmuş bir köle kız vardı, Habeşli. Siyahi, zenci, kara, kuru, küçük bir kız. Adı Lübeyne'ydi diyor. Onu diyor bir gün eve geldim ki namaz kılarken gördüm. Belli ki Muhammed'in dinine girmiş. Ben de Muhammed'in dinini hiç sevmiyordum o zaman diyor. Peygamberimize düşman olduğu zamanlar. Ve o kızcağızı öyle dövdüm ki diyor. Yerden yere çarpıyordum diyor. Vuruyorum, yere yapışıyor, bir daha kalkıyor. Ömer radıyallahu anh çok güçlü, kuvvetli bir adam. Kızcağız zayıf, köle, Habeşli, zenci bir kız. Tabii vurdukça kalkıyor, kalk diyor, kalkıyor, gene dövüyor. Hazreti Ömer diyor ki öyle bir hale geldi ki bir vurdum diyor, suratından, ağzından kan boşaldı. Bana dedi ki diyor, Ömer yapma, Allah'tan kork dedi diyor. Ben sana ne kötülük ettim dedi diyor. Yani bana bu yaptığını Allah da sana yapacak, Allah'tan kork diyor. Bana bu yaptığını Allah da sana yapacak diyor. Hazreti Ömer diyor ki şimdi o Lübeyne'yi bir bulsam diyor. Şimdi nerededir o Lübeyne? O mübarekler şimdi millet bir partiye koşturuyor, bir derneğe koşturuyor, bir tarikata koşturuyor. Biraz hizmet edince bir havalara giriyor, yürümesi bile değişiyor insanların. Her yerde statü oluşturuyor. Bunlar peygamberin ilk günün ışığını ilk gören gençler. Hiç önde yoklar bak, Lübeyne'yi Hazreti Ömer bulamamış bir daha. Yani onu Müslüman olduktan sonra azat ediyor. Nerededir şimdi Lübeyne diyor, keşke diyor gelse de diyor benim onu dövdüğüm burada, o da beni öyle dövse diyor. Ona ağlıyorum diyor Hazreti Ömer Efendimiz. Peygamberin meclisinde kızlardan, erkeklerden gençler vardı. Canlarını Allah yoluna koyan, hele o Mekke'nin çile dolu yılları, yolun yokuş olduğu günler, çok zor günlerdi. Habbab bin Eret vardı mesela radıyallahu anh. Sırtına ateşler basmışlar, yakmışlar adamın sırtını. Ya Resulallah bu acı ne zaman bitecek dediğinde Resulullah Efendimiz, yani geçer falan demiyor. Size ne oluyor ey Habbab diyor. Nasıl diriltici bir mesaj. Nasıl davasına inanmış bir kahraman Hazreti Muhammed Mustafa. Nasıl mübarek bir lider. Size ne oluyor ey Habbab dedi. Vallahi sizden önce nice kavimler geldi geçti de dedi. Kabe'ye sırtını vermiş, Peygamberimiz güneşleniyor. O halde sordu. Doğruldu Resulullah, ne oluyor size dedi. Vallahi diri diri dedi, demir taraklarla derileri taranırdı da sizden önceki Müslümanların, Allah'a iman edenlerin, onlar yine de Rabbim Allah demekten vazgeçmezlerdi. Sana ne oluyor dedi. Hazreti Habbab bin Eret sırtına basılmış o ateş közünün yaktığı sırtının acısıyla sessizce geri çekildi. Ya Resulallah dedi, vallahi dedi, beni öldürseler de Rabbim Allah demekten vazgeçmeyeceğim dedi. Peygamber Efendimizin gençleri bütün asırlara örnek olacak kahraman, fedakar, ahlak sahibi insanlar. Düşünsenize, Kabe'nin etrafında dans eden kadınlar var, böyle yarı çıplak, para karşılığı. Onlar öyle şimdiki gibi internetten filan bakarak değil. Şimdi millet nefsini azdırmak için kötü kötü resimler, videolar arıyor. O zaman canlısını gönderdi Ebu Cehil Müslümanların üstüne. Gidin dedi, bulduğunuz bir Muhammed'in adamlarından birini ona gitmekten vazgeçirin, size daha çok para vereyim dedi. Oynamanız, dansınız karşılığında.
Hazreti Osman radıyallahu anh, gencecik bir adam, bekar bir adam. Peygamberimizin kızı Rukiye ile evlenmeden önce. Hazreti Osman gibi bir adamın Müslüman olması onların çok zoruna gitti. Çünkü zengin, soylu, varlıklı bir adam Hazreti Osman. Bir de yakışıklı bir adam. Beyaz tenli. Arapların içinde beyaz tenli olmak böyle üstünlük gibi görünüyor. Şimdi millet siyahlar beyazlaşmaya çalışıyor. Beyazlar siyahlaşmaya çalışıyor. Halbuki Allah'ın yarattığı gibi kalsana. Hazreti Osman Efendimizin ve diğer genç sahabelerin üstüne kadınları gönderirlerdi, eğlence gönderirlerdi. Onların peşinde tef çalan adamlar bir Müslümanı peygambere gitmekten vazgeçirmek için bir tanesini alamadılar. Resulullah devrinin gençleri, yani şöyle düşünün, peygamberimizi bugün hayal etseniz, ezan sesini duyduğunda hayat biterdi, herkes Allah'ın huzuruna koşardı. Zaten Resulullah'ın derdi davası kendisini sevdirmek değil. O sevgi Allah'ın dinine itaate götüren bir sevgi. Peygamberi sevmek, peygamberin sünnetine tabi olmak bizi Allah'a yaklaştıran bir unsur. Ayet-i Kerime ne güzel söylüyor. Kurban olayım ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. İn kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni yuhibbukumullah. Allah'ın sizi sevmesini istiyor musunuz? Rahmetli Timurtaş Uçar Hoca bu ayeti bir meal verirdi. Bir vaazında dinlemiştim. Burada aklıma geldi de gönlüme düştü. Rahmetle analım. Mekanı cennet olsun. Cesur bir adamdı. Yürekli bir Müslümandı. Allah müminlerin kürsülerini öyle ivazsız, kararsız, hiçbir şeyden korkmadan Allah'ın dinini anlatan insanları Allah çoğaltsın inşallah. Allah'ın sizi sevmesini istiyorsanız bana itaat edin ki Allah da sizi sevsin ayeti kerimesi. Peygamberin gençleri hakikaten hem Zinnire hem Lübeyne hem Hazreti Ali Efendimiz o yatağa girerken hiç tereddüt etmedi. Peygamberimizin elbisesini giydi, cübbesini giydi ya da hırkasını giydi yatağa girdiğinde biliyordu ki ister şehit olsun, İsterse Allah onu kurtarsın. İkisine de razı olmuş bir vaziyette acaba demeden fedakar bir gençlikti Resulullah'ın. Hazreti Ali'nin abisi Cafer, Hazreti Ali'den 10 yaş büyüktür. Yani Müslüman olduğunda Cafer Efendimiz de 20 yaşlarındaydı. Daha gencecik. Onu Habeşistan'a gönderirken Hazreti Cafer'i, Cafer 24 yaşında daha. Hazreti Cafer-i Tayyar, Cafer bin Ebu Talip hanımıyla gidiyor Esma bint-i Umeys'le. Resulullah'ın gençleri bize bütün çağlarda örnek olacak fedakarlıkta zirveydiler. Allah onlardan ebediyen razı olsun. Allah bizi onların aşkıyla, muhabbetiyle, onların sevdasıyla, davasıyla buluştursun inşallah. Ve bizlere de Allah onların ahlakını, imanını, ahirette bizleri de onlara Rabbim komşu eylesin. Kısa bir dua ile isterseniz Bilal kardeşim programımızı kapatalım. Siz de sonuçlandırırsınız. Ben Dursun Ali Erzincanlı kardeşime de, Hafız Veysel abimize de çok teşekkür ediyorum. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbi, Resulullah'ın gençlerinden bahsettik. Onların hatırına ya Rabbi, onların salih amelleri ve makbul duaları hatırına gençlerimizin, gençliğimizin imanını sen koru ya Rabbi. Azdıran ve saptıran, fitneye, fesada, harama, günaha çağıran, asrımızın bütün fitnelerinin, fesatlarının şerrinden bizleri ve bütün genç kızlarımızı, genç evlatlarımızı sen koru ya Rabbi. Onlara ahlak-ı Muhammediye'yi nasip eyle. Sünnet-i Nebeviye'ye bağlılığı nasip eyle. Ahirette de şefaati Muhammediye ile onları da bizleri de bütün ölmüşlerimizi de şeref yâb eyle. Bizlerle amin diyen, şu anda el açıp amin diyen bütün kardeşlerimizin evlerine, işlerine, kazançlarına, çalışmalarına, topraklarına bereketler ver ya Rabbi, huzur ver ya Rabbi, rahmetini esirgeme ya Rabbi. Ey güzel Allah'ım,
İçimizdeki haram işleyenlerin, günahların peşinde koşanların, haksızlık ve adaletsizlikle yürüyenlerin yüzünden ya Rabbi bizleri sen cezalandırma. Suçu ve günahı olanlara tevbe kapısını aç ya Rabbi. Tevbe etme aşkı ve muhabbeti ver ya Rabbi. Haramlarda, günahlarda bizi ısrar ettirme ya Rabbi. İbadet-ü taatta, ahlak-ı Muhammediye'de, sana kullukta bizi son nefesimize kadar muvaffak eyle ya Rabbi. Ayaklarımızı kaydırma ya Rabbi. İmandan, İslam'dan başka yol aratma bize ya Rabbi. Hastalarımıza, hastalıklarımıza şifa ver ya Rabbi. Ölmüşlerimize gani gani rahmet eyle ya Rabbi. Dualarımızın kabulü için, bütün geçmişlerimizin ruhu için, hayırların fethi, şerlerin def'i, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, Allah rızası için el-Fatiha. Hocam güzel duanız, güzel sohbetiniz ve katılımlarınız için teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Biz de size teşekkür ediyoruz. Dursun Ali abim güzel naatınızla, Veysel hocam tilaveti ve ilahisiyle bu cuma gecemizi neşelendirdiler. Nübüvvet bahçesinden, risalet bahçesinden hanelerinize tefekkür iklimiyle birlikte o risaletin, asr-ı saadetin iklimini yaşamaya gayret ettik. Al Rabbim ömrümüzün sonuna kadar hakikat ve hak yolda yürüyebilmeyi hepimize nasip ve müyesser eyleyiverir. İnşallah bundan sonraki programlarımızda da asr-ı saadeti ve ashab-ı kiramı konuşmaya devam edeceğiz. Haftaya Perşembe günü gene aynı saatte birlikte olmak dileğiyle Allah'a emanet olun.